Evet başkanım, bugün kum avşarları derneğinin bir faaliyetine katıldık. Ulu bir çınarın altındayız. Sizler de katıldınız. Neler söylemek istersiniz? Evet, bugün bu komite üyelerinin tertiplediği, Kumavşarlılar Derneğimizin tertiplediği Avşarlılar Çalıştayı'na bizler de Denizli Yörükleri Derneği olarak katılım sağladık. Ben arkadaşlarımı kutluyorum. Gerçekten bugün güzel bir çalışmayla dün akşamdan beri takip ediyoruz. Dün akşam çalıştay vardı. Bugün de eğlencesi olacak, toyu olacak inşallah. Bugün neredeyiz? Bugün şu anda Avşar köyündeyiz ve Ulu Çınar'ın altında. Tarihi bir çınar ağacıdır bu. Kavak ağacıdır. Buranın tarihi gerçekten anlatmakla bitmez. Her Ramazan bayramında, Kurban bayramında gelip buradaki yapılan eğlenceleri görmek lazım. Burada neler yapılıyor? Sıyrat var. Kurban bayramında Avşar'ın geleneksel hale, yüzyıllardır sürdürdüğü bir gelenektir. Onları yaşatıyorlar. İşte salıngaçlar var. Salıngaçlarda gençler eğleniyorlar. Gındırgaçlar var. Gındırgaçlara biniliyor. Eski tarihi oyuncaklarımız burada yaşatılmaya çalışıyor. Ben gerçekten bugün şehir dışından, diğer illerden de katılan dernek başkanlarımıza, federasyon başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, kilometrelerce yol kat edip bugün bu etkinliğe katıldılar. Hepsine Denizli Yörükleri Derneği olarak teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu organizeyi yapan arkadaşlarıma da başta başkan olmak üzere yönetim kurulu arkadaşlarına da çok çok teşekkür ediyorum. Biz Denizli Yörükleri Derneği olarak da kısmet olursa Aralık ayında bir toyumuz olacak. Onu da buradan şimdiden duyurmuş olalım. Tarihi henüz belli değil. En kısa zamanda bunun açıklamasını da yapacağız. Biz de Denizli Yörükleri Derneği olarak Aralık ayında büyük bir toy yapacağız. Çalıştay başlangıçta olacak inşallah, kısmet olursa. Tekrar herkese sevgi ve saygılarımı Avşar köyünden, Avşar boyundan, Avşar köyünden saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim başkanım. Görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için. Ferdun Bey, siz neler sormak istersiniz? Evet, Osmanlı'ya kılıç yapan 800 yıllık geçmişiyle dünyada 8 şehirden Türkiye'de sadece yatağan olarak seçilen yatağında doğmuşuz. Ama başkanım da belirttiği gibi kilometrelerce uzaktan gelip bizim buradaki tarihimizi öğrenmeye çalışan diğerli başkanlarım. Ama ben teşekkür ediyorum. Biz hani bir tabir var, kulağımızın dibindeki tarihimizi bilmiyormuşuz. Hakikaten gerçekten bilmiyormuşuz. Ve yani geçmişe dönüp baktığımızda örf ve adetlerimizi ne kadar çok unuttuğumuzu buraya gelince öğrendim. İnşallah Denizli Yörükleri Derneği olarak Yaşar Başkanım da sayesinde her şeyden önce yatağan ve buradaki diğer yörük obalarıyla ilgili, yörüklerle ilgili çalışmaları ve Denizli ile ilgili çok değişik, çok güzel çalışmalar yapacağız. Bu şeyi düzenleyen Kumavşarı Yörükler Derneği Başkanı Ramazan Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Diğer illerden gelen diğer başkanlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Turgut Tok hocama çok teşekkür ediyorum. Gerçekten biz tarihimizi bilmiyormuşuz yani. Ben burada onu öğrendim. Teşekkür ederim. Var mı başka eklemek istediğiniz? Evet, gerçekten ben bu anlamda 2015 yılında kurulmuş bir derneğiz biz. 2015 yılından beri kıymetli hocamız Turgut Tok da beraber bize manevi desteklerini hiç esirgemedi. Onun sayesinde gerçekten Denizli'de bir tarihe dokunuş oldu. Ben bunu hep bu şekilde adlandırırım. Denizli Yörükleri Derneği ve Profesör Doktor Turgut Tok hocam, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin dokunuşlarıyla gerçekten Denizli'de son 5 yıldır tarihimize dokunuldu ve de hiç bilmediğimiz yönlerimizle Denizli'mizi çok sevmeye başladım. Denizli olmaktan da gurur duyuyorum. Yörük olmaktan zaten büyük mutluluk duyuyorum. Türk olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bizleri Denizli tarihini izlesinler, takip etsinler.
Gelecek günlerde Denizli Yörükleri Derneği olarak tarihe çok büyük katkılarımız olacak. İnşallah. Bugün Denizli'nin 1 milyon nüfusu varsa bunun 750 bini kesinlikle bu obaların, bu köylerin çocukları ve de Yörük obaları burada. İşte burada bakın Avşar ismi var, öbür tarafta Yasöyük adı var, öbür tarafta Yüreğil adı var, öteki tarafta Kayıboyu var. Yani bu havza tamamen tarih. Bu tarihi bilmemek de gerçekten insanı üzüyor. Evet. Lütfen Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu, Denizli Yörükleri Derneği'nin yapmış olduğu etkinliklere katılın. Tarihimizi, Denizli'mizi çok iyi öğrenin ve de ülkemize sahip çıkalım birlik ve beraberlik içerisinde. Herkese saygılar sunuyorum.